Şimdi Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi olarak evlerinde yangın çıkan vatandaşlarımıza bir takım desteklerde bulunuyorduk. Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre 2020 yılında başlatılan yeni uygulama kapsamında Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nca yürütülen çalışmayla yılın ilk aylarında 3 evin onarımın hızla tamamlandı. Mezitli ilçesi Davutepe Mahallesi ile Erdemli ilçesi Çamlı ve Tömük mahallelerinde yaşayan yangın mağduru vatandaşların evleri daha kullanışlı ve güzel hale getirildi. Aradan geçen salgın sürecinde tadilat çalışmalarına ara veren ekipler yeni normalleşme sürecinin başlamasıyla Akdeniz ilçesi Mahmudiye Mahallesi'ndeki bir evin onarım çalışmalarını başlattım. Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Serdar Gökayaz, yangın mağduru vatandaşlara bazı yardımlarda bulunduklarını ancak evlerdeki hasarların onarılma başlanmasının 2020 yılı içerisinde hayata geçirildiğini söyledim. Zarar görmüş beyaz eşya olabiliyor ya da işte çekyat takımları olabiliyor. Bunların temini konusunda bir çalışmayı zaten yapıyorduk. Bununla beraber yeni bir çalışmayı hayata geçirdik. Bu çalışmamızda biliyorsunuz hani yangın sonrasında sadece eşyalarda değil binanın durumunda da bir takım problemler ortaya çıkabiliyor. Evlerin boya, badana tamiratı konusunda da yangın sonrasında böyle bir çalışmayı hayata geçirmeyi uygun bulduk. Mersin Büyükşehir Belediyesi ayrıca 1 Nisan 2019'dan bu yana yangından ve selden hasar görmüş 179 haneye 541 eşya desteğinde bulundu. İlgili yönetmeliğin 8. maddesinde yer alan yangında belirli bir süre kendisinin ya da geçindirmekle olduğu aile fertlerinin temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olan bireylere temel ev eşyası niteliğinde aynı yardım yapılabileceği hükmü çerçevesinde yardımlarını sürdüren belediye ekipleri 15 aylık süreçte 82 buzdolabı, 80 çamaşır makinesi, 46 fırınlı ocak, 127 bazalı yatak ve 206 çekyat yardımında bulundu. Bu çalışma 2020 yılında ortalama Şubat ayında başladı. Şubat döneminde 3 evle başlamıştık. Araya bir pandemi süreci girdi. Tömük, Çamlı ve Davultepe'de 3 evimizi bu şekilde onardık. Mahmudiye mahallemizdeki bir evi de şu anda onarmaktayız. Ve bu şekilde gelen raporlara istinaden de çalışmalarımız sürüyor ve sürecek. Şu anda da onarılan evlerden birindeyiz. Hani açıkçası yangın sonrasında hani ilk fotoğraflarını gördüğümüz zaman gerçekten bizler de çok üzülmüştük bu anlamda. Fakat usta arkadaşlarımız eve geldiler ve hızlı bir şekilde tamiratını gerçekleştirdiler. İlk haliyle hani bir anlamda tanınmayacak noktada bir değişim söz konusu oldu. Hani bu anlamda bu çalışmanın gerçekten olumlu bir etki ortaya koyacağına görüyor, inanıyoruz.